Türkiye acı üstüne acı yaşıyor. Dün Erzurum'da düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden iki askerle Diyarbakır'da hayatını kaybeden bir polis memleketlerinde gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İki asker için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Törenin ardından jandarma uzman onbaşı Doğan Akgöbek'in cenazesi Hatay'a, jandarma uzman onbaşı Şükrü Şahin de Eskişehir'e gönderildi. Jandarma uzman Erbaş Doğan Akgöbek'in cenazesi Hatay'ın Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde çok sayıda vatandaş tarafından karşılanıp konvoyla Yeşilköy mahallesinde bulunan evinin önüne getirildi. Cenaze vatandaşlar ve askerler tarafından omuzları alınarak Yeşilköy mahallesindeki kum yığını mezarlığına götürüldü ve burada gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Jandarma uzman onbaşı Şükrü Şahin ise son yolculuğuna Eskişehir'de uğurlandı. Hadi kalk aslanım, kalksana yeşil gözlüm ablanın bir tanesi. Kalk hadi kalk Şükrüm, kalksana. Ben seni Tural'a gönderdim, Erzurum'dan şehit getirdiler, kalksana. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreninin ardından Şükrü Şahin Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi. Bir Acı Haber'de Diyarbakır'dan. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde zırhlı araç üzerinde bulunan silahın kazara ateş alması sonucu kasığından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Özgür Gümüş törenle memleketine uğurlandı. Polis memuru Gümüş için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende şehidin eşi Nalan, kızı 5 yaşındaki Ayşe ve oğlu 3 yaşındaki Yusuf'la annesi Ayşe, babası İsmail gözyaşlarını tutamadı. Evli ve iki çocuk babası olan şehidimiz 11 Ekim 2015 tarihinde Erbelez'e bölge trafik lojmanları önünde bekleniyor.